renkli görüntüler, sahne şovları ve seslendirdikleri şarkılarla Fransa'da ün salan Grup Darbuka'ya ait. Evli bir çift olan Cesur ve Özlem Kefoğlu'yla onların yakın aile dostlarından Arif Mehmet ve Hasan Deniz'den oluşan bir aile müzik grubu Grup Darbuka. Müziği daima hayatlarının merkezine alan grup, seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere sadece müzik ziyafeti sunmakla kalmıyor, Fransa'da düğün, davet gibi çeşitli etkinliklerin organizasyonlarını da gerçekleştiriyor. Grup Darbuka ile çok güzel şeyler düşünüyoruz. Çok güzel bir grup. Hani güzel insanlar, güzel kardeşler. Ambiyansları çok güzel. Grup Darbuka denilince ana bizde akan sular duruyor. Aynı zamanda kızımız, solistimiz de Karadenizli. Ondan da çok memnunuz. Ve çok güzel bir sese, kadife gibi bir sese sahip. Çok mutluyuz. Kalabalık düğünümüz çok iyi geçiyor. Grup Darbuka'ya gelince çok güzel eğlendiriyorlar. İyi ki çağırmışız onları ve herkese tavsiye ediyorum ben onları. Grup Darbuka'yı çok beğeniyoruz. Müziklerini, kendilerini, seslerini. Yani herkese tavsiye ediyoruz. Çok iyi müzisyenler. Yani. Grup Darbuka benim çok sevdiğim nadide organizasyonlardan birisi. Özlem ve Cesur çok sevdiğim kardeşlerim. Anadolu müziğimizin, folklorumuzun, halk müziğimizin en güzel parçalarını seslendiklerini, insanları eğlendirdiklerini gördüm. Genç arkadaşlar, gelecek vadeden arkadaşlar, ben kendilerine tebrik ediyorum. Sanat yaşamında da şahsım ve tüm hemşehrin adına başarılar diliyorum. Şimdi bu genç ve başarılı grubun üyelerini daha yakından tanımaya ne dersiniz? Grup Darbuka'nın kuruluş hikayesi ise birçok tesadüfle dolu. Grubun müzisyeni, aynı zamanda organizatör olan Cesur Kefoğlu o yılların heyecanıyla bakın nasıl anlatıyor. Ben 1998 yılında Fransa'ya ailevi nedenlerden oraya geldim, özel nedenlerden oraya geldim. Daha önce Türkiye'de de müzisyenlik yapıyordum, aynı anda üniversite okuyordum. Fransa'ya geldikten sonra da tekrar yine müzikle devam ediyorum hayatıma. Bir 6-7 ay kadar ilk önce bir piyasayı öğrenmek istedim. Yani müzik gruplarının neler var neler yok. Ondan sonra birkaç arkadaşla toplanıp ilk grubumuzu kurduk. İleriki yıllarda da nasip oldu, kendi grubumuzu yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi Fransa'ya geldikten sonra birkaç arkadaşla bir grup denemesi yaptık. Aşağı yukarı bir sene sürdü. Daha sonradan bir başka arkadaşlarla güzel bir grup kurduk. 11 sene kadar beraber çalıştık, hatta eşimle beraber çalıştık. 11 yıl sonra Grup Darbuka'yı alelacele birden kurmak zorunda kaldık. Bütün ekip arkadaşlarımdan çok memnunum. Ellerinden ne geliyorsa yapmak için hiç tereddütte bulunmuyorlar. İnsanları memnun edebilmek için ve daha çok da biz bu işi kendimiz sevdiğimiz için elimize ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız ve hiç tereddütte bulunmuyoruz. İnsanlardan çok sanırım biz eğleniyoruz. Bu işi yani severek yaptığımızdan dolayı sahne arkasında veya sahnede daha çok biz eğlendiğimiz için düğünlerin nasıl veya yaptığımız müziklerin nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Yani çok çabuk geçiyor ve çok bitiyor bizim için. Şu an için Fransa'da bu işi yapıyoruz ama çağrıldığımız zaman, tabii ki davet edildiğimiz zaman gidebileceğimiz her yere gidebiliriz, bizim için bir sıkıntı yok. Türkiye'de genelde yaz dönemine denk getiriyoruz. Yaz dönemindeki düğünlerde bazen buradaki Fransa'daki müşterilerimiz oradaki düğünlerine davet ediyorlar. Aile olgusunu ön planda tutan grup, birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. En önem verdiğimiz olgu da aile olgusu. Çünkü ben eşimle beraber bu işi, grubumuzu kurduk. Özellikle aile olgusunu kaybetmemek ve insanlara bunu yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok aile ortamlarında çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü aile ortamlarındaki ambiyans ve eğlence gerçekten çok daha rahat ve çok daha güzel oluyor.
Müzikle iç içe olan Cesur Kefoğlu yaptığı organizasyonlarla da davetlilere unutamayacakları bir gece yaşatıyor. Genelde müziğin yanı sıra düğünlerimizi de A'dan Z'ye ekibimizle organize ediyoruz. Bu şekilde tabii ki müşterilerimiz de daha rahat bir ortamda misafirleriyle daha rahat bir şekilde ilgilenebiliyorlar. Müşterimiz bir misafir gibi gelip, bir misafir gibi evine gönül rahatlığıyla gidiyor. Biz onlar için yapılması gereken bütün işleri kendimiz üstleniyoruz. Ekip arkadaşlarımıza devrediyoruz. Onlar en güzel bir şekilde düğünlerimizi organize ediyor. Düğün sahipleri ilk başta bir aile grubu olduğumuz için bizleri tercih ediyorlar. Repertuarımız çok geniş. Genelde hafta içinde 2 gün, 3 gün buluşup sürekli yenilikler yapıyoruz. Yeni provalar, yeni müzikler yapıyoruz. Ve düğünleri nasıl daha zevkli ve eğlenceli bir duruma dönüştürebilmek için fikirler üretiyoruz. Yarışmaları nasıl yapabileceğimiz, küçük yarışmalar yapıyoruz. Bizleri tercih eden veya tercih etmeyen bütün herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Şimdi ise söz grubun güzel solisti Özlem Kefoğlu'nda. Gruba ismini veren Kefoğlu, müzikle 17 yaşından beri ilgileniyor. Ben burada doğma büyümeyim. Aslen Ordulu'yum. Müzik hayatıma 17 yaşında başladım. Birkaç müzisyen arkadaşlarla tanıştım. Bir 3 ay çalışmışlığım oldu. Ondan sonra zaten eşimle tanıştım. Tanışmamız biraz tesadüf oldu. Bir düğünde tanıştık. Bir okçuya ihtiyacımız vardı. Geldi, tanıştık. O şekilde de başladı yani. Grup darbuka olsun istedim çünkü yani insanların aklında kalabilecek, neşeli, yani söylerken bile gülecek bir kelime. Özlem Kefoğlu, düğün organizasyonlarında da A'dan Z'ye her türlü memnuniyeti sağladıklarını söylüyor. Daha çok Paris dışı yapıyoruz çünkü Paris içi salonlar zaten hazır. Paris dışında salonlar çok az, çok zor salon bulunuyor. Genelde de boş olarak alınıyor. A'dan Z'ye yani misafir gibi gelip misafir gibi gidiyorlar düğün sahipleri. Mikrofonlarımızı şimdi de grubun diğer üyelerine uzatıyoruz. Grupta ilk olarak bağlamacı görevini alıyorum. Ve ayrıyeten solistlik de yapıyorum. 18 yaşında bir grupla çalışmaya başladım. 2,5 sene boyunca bağlama, kuru bağlama ve elektro bağlama çaldım. Ondan sonra Cesur abilerle tanıştım. Ve şu an onlarla beraber çalışıyoruz. Onlarla 1,5 senedir çalışıyorum. Ama önceden onları tanıyordum tabii ki. İsimlerini daha önceden de duymuştunuz değil mi? İsimlerini daha önce duymuştum. Onları düğünlerde görüyordum ve ondan sonra onlarla çalışmaya başladım. Hafta içi de Cesur abi ve Özlem ablayla görüştüğümüz için tabii bir aile ortamı kuruluyor ve bu yüzden abi ve abla demek düşüyor. Şimdi ise söz grubun klarnetçisi Arif Mehmet'te. Fransa'ya 2008 yılında geldim. İlk geldiğim yer Lyon'du. Zaten babam buradaydı. Babamın sayesinde geldim. Orada 2 yıl kadar falan kaldım ve 2010 yılında Paris'e geldim. Paris'e geldikten sonra belirli bir süreden sonra grup arkadaşlarımızla tanıştık. Güzel bir tesadüf oldu. O günden bu yana çalışmalarımız beraber devam ediyor. Gerek düğünler olsun, gerek konserler olsun, gerek özel eğlence programları olsun. Bu şekilde devam ediyoruz ve aynı zamanda arkadaşlarımın da anlattığı gibi çok güzel bir yaptığımız işten öte çok güzel bir samimiyetliğimiz var.